Şimdi gizli oturum dışarıdaki gelişmelere endeksli tabii. Çünkü çok büyük bir İsrail tehdidimiz var biliyorsun. Hani İran sonra sırada bir saldırır yani. Benjamin Sen Netanyahu. rahat böyle oradan oturup rahat rahat konuşabilirsin ya. Ben hiç rahat değilim. Şurada 600 kilometre. Öyle diyor. Benimki 400 kilometre Ukrayna. Ben de yani O birazcık o kaldı öyle artık. ya öyle düşünme. Sıkıntılar var yani figen. Tamam mı? O Yani burada bizim için tehdit şimdi öylesi değil. evet, Bizim için. doğru. Sizin büyük bir tehdidiniz var. Gizli oturum oldu. Bu tehditten dolayı bugün. Bu gizli oturum da Netanyahu'dan gizliymiş ama Özgür Özel dedi ki hiçbir şey konuşulmadı yani. Biz burada bir manipülasyon olduğunu gördük. Bu bir gizli yoktu. Zaten bu yakında hani basına düşer gibi demeye getirdi. O öyle 10 yılı falan da beklemeyeceğiz anladığım kadarıyla. Ya bunu Yani bilmek için kapalı oturuma gerek var mıydı? Bunun için kapalı oturuma gerek var mı? Özgür Özel istedi bunu. Çok istedi. Yani demek işte bir günde böyle geçti. Bir Tabii. günde böyle geçti. Yani böyle sanal heyecanlar, sanal kırılganlıklar, tamam mı? O sanal mevzular ama her yerde bu böyle. Hani siyasette böyle, medyada böyle. Ha, gerçekte insanlar çöp tenekelerinden yiyecek topluyor. Her gün 3-4 kadın öldürülüyor. Çocuklar başka çocukları surlardan aşağı atıyor. Uyuşturucular giriyor, çıkıyor. Onun dışında Türkiye her gün gericileşiyor falan. Bunları hiç zaten konuşmaya gerek yok. Sanal şeyleri konuşalım. Yani olmayan şeyleri konuşalım. Çünkü Türkiye'yi hem iktidar hem iktidarın partneri hem de muhalefet böyle götürüyor. Yani herkesin keyfi yerinde aslında siyasette biliyor musun? Herkes keyfi. Ahenkliler. Çok ahenkliler. Ahenkliler. Zaten Cumhurbaşkanı da bunun için var. Ahenkli yönetmek için var. Bir de bize Anayasa öyle. diyor ya, diyor ki gerginlikte ısrar ediyorsunuz diyor. Tamam mı? Yani normalleşmemek üzerine diyor Türkiye'yi yapıyorsunuz diyor. Normalleşme nedir bilemedik yalnız. Yani normalleşme nedir? Anayasa uygulanmıyor. Normal. İnsanlar kafa kesiyor, birbirlerini kusurlardan atıyor normal. Küçücük kız çocukları istismar ediliyor, yaşam mücadelesi veriyor normal. Oğlan çocukları 14'lü 7'lik böyle gruplar halinde en son Rize'de miydi? Gene istismara uğradılar normal. Enflasyon bir türlü düşürülemiyor normal. Yargı kuşatılmış güven diplerde normal. Değil mi? Normaller çok normalimiz. Yani haklı adam ne diyelim ki? O yüzden dışarıya konsantre olmamız gerekiyor. İçeride her şey süt liman, dışarıya karşı birlik olmamız lazım.